Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan ve vatandaşlarının hayatını iyileştirmek için çalışan bir güçtür. Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılasının %30'luk gibi önemli kısmını oluşturur. Günümüzde 27 ülke AB üyesidir. Peki ya 28. üye olarak Türkiye'yi bu birliğe alsaydık ne olurdu? İlk olarak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ayrıyeten Avrupa Birliği vatandaşı da olurdu. Böylece pasaport olmadan da nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik kartı ile diğer ülkelere seyahat edebilirdik. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir kişi serbestçe Almanya'ya gidip öğrenim görebilirdi. Ek olarak merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Meclisi ülkelerin nüfus büyüklüğüne göre meclise vekil atar. Türkiye en kalabalık ülke konumuna geleceğinden mecliste en fazla vekili olan ülke olurdu. Ayrıca Türkçe de resmi AB dillerinden biri olurdu. AB kurumları ile yazışmalar, başvurular, şikayetler Türkçe yapılırdı, yanıtları Türkçe alırdık. Vatandaşlarımız AB ülkelerinin birinde haksızlığa uğrarsa o ülkeyi şikayet edebilirdi. Ek olarak tüm üye devlet vatandaşları aynı zamanda AB vatandaşı olduklarından herhangi bir AB ülkesinde uyrukları nedeniyle ayrımcılık görmeden işlerde çalışma hakkına sahip olurlardı. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu olduğundan Avrupa Birliği'nin yaşlanmakta olan nüfusuna iş gücü imkanı sağlardı. Aile ilişkilerine bakarsak çocuğumdur, severim de döverim de anlayışı biterdi. AB uyum yasaları ile değişecek Türk Ceza Kanunu aile içi şiddeti daha ağır biçimde cezalandırırdı. Tarım ve hayvancılık konusuna bakarsak AB'nin ortak tarım politikası çiftçilerimize adil gelir düzeyi ve istikrarlı bir piyasa ortamı sağlardı. Üye devletlerin hayvan hastalıkları gibi özel durumlardan kaynaklanan harcamaları da AB bütçesinden finanse edilirdi. Ancak standartlara uymayan çiftçiye destek yapılmazdı. Eski tarım yöntemleriyle tarım yapanlar destekten yararlanamazken, intensif yani modern tarım yapan çiftçiler desteklerden yararlanabilirdi. Çiftçilere sağlanan desteklerle birlikte tarım ve hayvancılık ürünlerini tüketici olarak daha ucuza alırdık. 20 gramın altındaki istavrite satış yasağı gelirdi. AB kuluçkaya yatan kümes hayvanlarının refahını sağlamak amacıyla tavuk başına 750 santimetre kare kümes alanı bırakma kuralı ülkemizde de uygulanırdı. Merdiven altı gıda üretimi yasaklanırdı. Gıda ürünlerinin sağlığa zararlı boyalarla renklendirildiği, ekmeğe kanserojen içerikli maddelerin katıldığı günler geride kalırdı. Bir başka konu da binalar daha güvenli ve sağlam olurdu. Malzemeden çalan müteahhitler büyük cezalara çarptırılırdı. Avrupa Birliği sağlam bulduğu yapı malzemelerine C sertifikası verirdi ve C damgası olmayan malzemeler inşaatlarda kullanılamazdı. Ayrıca Türk lirasını tedavülden kaldırıp Avrupa Birliği'nin ortak parası olan Euro'yu kullanmaya başlardık. Böylelikle Avusturya'nın Mozart'ı, Yunanistan'ın Zeus'u ya da İtalya'nın Leonardo da Vinci'si gibi Türkiye'den de Atatürk resmi Euro'lar üzerinde yer alırdı. İş hayatında AB'ye tam uyumla birlikte tüm çalışanlar yılda en az 4 hafta ücretli izin hakkına sahip olurlardı. Ayrıyeten sadece anneler değil, babalar da doğum izni kullanabilirlerdi. Bebekle ilgilenmek amacıyla babaların en az 3 ay izin hakları olurdu. İşveren engelli çalışanlarına uygun çalışma ortamı sağlamak zorunda olurdu. Diğer bir konu da Avrupa'da büyük fabrikaların kurulabileceği, sanayinin nefes alacak şekilde yayılabileceği toprak giderek azalmaktadır. Özellikle Orta Avrupa'daki sıkışıklık artmaktadır. Oysa Türkiye'de boş alanlar olduğu için Avrupa Birliği ülkemize yeni fabrikalar kurardı. Askeri anlamda Kafkaslar, Orta Doğu ve Batı Asya gibi önemli bölgelerde etkinliğini artırmak isteyen AB için köprü görevindeki Türkiye önemli ve etkin bir müttefiki olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.